Şimdi namazlar tabii ki bütün namazlar önemli. Efendim namazlara dikkat edin diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim namazların genel ölçülerini koyuyor. Hafizu ala salavati ve salatil vusta. İşte namazların tümüne özellikle de hususen orta namaza çok dikkat edin diyor. Orta namaz öğle veya ikindi namazı olabilir. Çünkü salatul vusta, salatul asr diye bir rivayet de var. Orta namaz ikindi namazıdır diye bir rivayet de var. Peygamberimiz de beş vakit namazı uzun uzun anlattı. Efendim çıkış yani başlama saatini, bitiş saatini anlattı. Namazlar içinde bazı insanlara en ağır gelen namaz hangi namazdır? Sabah namazı ile yatsı namazı. Hatta şöyle bir şey var, bir hadis var çünkü diyor ki münafıklara en ağır gelen namaz sabah namazıyla yatsı namazıdır gibi. Şimdi bunu şöyle anlamamak gerekir. Sabah namazını veya iki yatsıyı kılamayan münafıktır gibi bir cümle çıkarılmaz oradan. Allah herkese namaz kılmayı nasip etsin. Ama böyle bir ağır hükümde bulunmayız tabii ki. Ama o şundan söylenmiştir büyük bir ihtimalle. Medine Mescidi'nde münafıklar vardı. Müslüman görünüp de Müslüman olmayan iki yüzlüler vardı. Öğle namazına, ikindi namazına, hatta akşam namazına Peygamberimizle beraber namaza geliyorlardı. Namaz kıldıklarını ima ediyorlardı. Yani namaza bağlı insanlar olduklarını ihsas ettiriyorlardı ama sabah namazı zor geldiği için gelemiyorlardı. Yatsıya da gelemiyorlardı. Çünkü dertleri namaz değildi. Dertleri Peygamber'e şirin görünüp oradan bir şey elde etmeye gayret etmek veya işte şu veya bu. Yatsı ve sabaha ise gelemiyorlardı. Çünkü yatsı vaktinde veya sabah namazı vaktinde camiye gitmek zor iştir. Elbiseni değiştireceksin, abdestini alacaksın, camiye kadar yürüyeceksin. Bu nedenle de iç yüzleri ortaya çıkıyordu orada. Bu cümleyi Hazreti Peygamber bundan dolayı yatsı namazıyla sabah namazı işte münafıklara ağır gelir. Münafık tiplilere ağır gelir. Elbette ki sabah namazı çok çok önemli bir namaz. Namazlar içerisinde herhalde en meşakkatli olan, en zor olan namaz sabah namazıdır. Hocam niye zor? İki rekat zaten farzı. Sünneti iki rekat, dört rekat. İyi de uykunun en güzel olan anında, değil mi sevgili hocam Abdurrahman? Uykunun en güzel olan anında, en tatlı anında yorganı atıyorsun, yastığı kaldırıyorsun. Şeytan kalkma diyor, hayır kalkacağım diyorsun. Saati kuruyorsun, telefonunu kuruyorsun. Çalıyor, erteliyorsun, bir daha erteliyorsun. Ama en sonunda kalkıyorsun, namazı kırıyorsun. Şeytan son derece ümitsiz oluyor. Efendim rahatsız oluyor bundan dolayı. Evet. Ehli tesbih olmak lazım. Ehli namaz olmak lazım. Yine bu deprem döneminde, kusura bakmayın yani ben tabii kendimi henüz depremin etkisinden kurtaramadığım için konuşuyorum bunları zaman zaman. Şen şakrak bir program yapamıyorum, hakkınızı helal edin. Yani netice itibariyle ders almamız gereken, kendi payımızı hanemize düşeni almak zorundayız. Bazen zikrediyorum onları. Bir ninenin belli ki sabah namazı vakti şeye kalkmış, teheccüde kalkmış. Çünkü 4.20 teheccüd vakti. Bir teyzemizi çıkarıyorlar, elinde tesbih, göçüğün altından. Söylediği söz çok manidar. Dünya duruyor mu yerinde diyor. Teyzemiz zannetti ki kıyamet koptu. Yani dünya yerinde duruyor mu? Beni ahirete mi götürüyorsunuz? Ne kadar saf bir soru, ne kadar temiz bir soru. Tam bir mümine. Dünya yerinde duruyor mu hala? Oradakiler teyze teyze diyorlar. Dünya yerinde duruyor. Seni çıkaracağız merak etme. Daha ne, daha neler neler neler. Ne ibretler var. Görmek isteyen göz için, anlayacak akıl için. Evet, bakabilecek olan
efendim hikmetle bakabilecekleri için ne dersler var, ne dersler. Bütün bir ömür yeter bu dersler. Dediğim gibi ders almak isteyenler için. Evet, devam ediyoruz. Sabah namazını, sabah namazı efendim kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Hatta Hazreti Peygamber şöyle bir şey çiziyor. Ben burada da çizeyim şöyle. Bir daire çiziyor. Dairenin ortasına burada tabii şöyle göstereyim, anlaşılır herhalde. Bir daire çiziyor Peygamberimiz. Dairenin ortasına bir efendim nokta koyuyor ve diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle: sabah namazını kılan bu dairenin içindedir öğleye kadar. Öğleyi kılan bu daire içindedir ikindiye kadar. İkindiyi kılan bu daire içindedir akşama kadar. Akşamı kılan bu daire içindedir yatsıya kadar. Yatsıyı kılan bu daire içindedir sabaha kadar. E hocam, yani ölmeyecek mi insan? İnsan ölmeyecek demiyor, himayesindedir diyor. Himayesi ne demektir? Şeytandan koruyacak. Efendim? Zırh olacak. Evet. Küfür üzerine ölmekten koruyacak. Manevi yoldan onu rahatlatacak. Himaye sadece ölüme. Ölüme himaye olacak bir şey yok. Allah ölümü yarattı. Her nefis ölümü mutlaka tadacaktır. Değil mi? Her nefis mutlaka zamanı gelince, ömrü yetince mutlaka ölümü tadacaktır. Ama mümince ölmek, mümince ölmek, temiz bir şekilde ölmek elimizde. Ölmek elimizde değil. Ama temiz ölmek elimizde. Nasıl temiz öleceğiz? Allah'ı bileceğiz, peygamberi bileceğiz. Hak hukuk yemeyeceğiz. Eşyadan çalmayacağız. Malzemeden çalmayacağız. Aldatmayacağız, kandırmayacağız. Atacağımız adamın hesabını yapacağız. Evet, rızıklar sabah namazı vakti tayin edilir. Yani kişilerin rızkı. Onun için sabah kalkan çok yol alır yani, rızık itibariyle. Dualar kabul edilir. Rahmet ve bereketin en yoğun olduğu zamandır ki sabah namazı vakti özel melekler yeryüzüne iner, müminlerle beraber dua ederler. Bu saatte müminler iner, melekler iner ve müminlerin beraberinde namaz kılarlar. Sağına girerler, soluna girerler. Efendim, cemaatin içine girerler. Bu nedenle yakınınız varsa, yakınınızda varsa, müsaitse tabii şartlar, sabah namazını ya evde cemaatte kılın çoluk çocukla beraber veya o camiye, en yakın olan camiye gitmek suretiyle sabah namazını eda etmeye efendim gayret ediniz ki tek başına kılınan namaz, bir de cemaatle kılınan namaz. Cemaatle kılınan namaz yine bire bir sayılıyor ama 27 kat fazileti daha fazla. Evet efendim, gerek ruh ve gerekse beden sağlığı açısından en mühim zaman dilimidir. Çünkü gecenin bir saatinde kalkmak, tekrar soğuk suyla yıkanmak, yani yüzü yıkamak, namazı kılmak, dua etmek hem manevi yönden insan rahatlatır, hem namazının hazını alır, hem de İçi rahat eder. Yani Allah'ıma karşı görevimi yerine getirdim ben, Rabbim de benden razı olacaktır. Onun için bir kul Allah'a sitem edemez. Bir kul Allah'a kızamaz. Bir kul Allah'a darılamaz. Bu nasıl bir cümle, nasıl bir söz değil mi? Hayatımızda böyle şeyler diyemeyiz. Allah'a yalvarırız ancak. En ağır şartlarda yine ona yalvarırız. Allah yalvaracağımız makamdır. Efendim bir sitem çok tenkit etmişimdir. Efendim dertlerin kalkarsa şaha, efendim ayağa kalkarsa bir sitem yolla Allah'a. Yok öyle bir şey. Kime sitem gönderiyorsun ya? Senin okul arkadaşın mı? Senin mahalle arkadaşın mı? Haşa, Allah'tan bahsediyorsun. Yani ben hüznümü sana arz ederim ya Rabbi. Derdimi sana arz ederim. Bu evet, bu olur. Ama Allah'ım sana kızıyorum. Hiçbir müminin aklından geçmemesi gereken cümlelerdir bunlar. Biz Allah'a teslim olmuşuzdur. Tedbirimizi alırız, gayret ederiz, uğraşırız. Sonuna kadar çabalarız. Buna rağmen başımıza bir şey geldiğinde de ne diyorsunuz? Yapacak bir şey yok diyorsunuz. Kim ne yapabilir?
Kim ne yapabilir yani? Hazreti Peygamber bunu konuştuğunda sahabe dedi ki, Peygamberimiz dedi ki, kalem sustu, defter kapandı. Ne demek yani? Allah'ın ilmi her şeyi biliyor. Sonsuza kadar. Sahabe dedi, o zaman yapmayalım bir şey, oturalım dedi. Hayır dedi, yapacağınıza göre kalem yazdı dedi. Çok önemli. Yapacağınıza göre kalem yazdı dedi. Onun için bize düşen Allah'a isyan değil, tedbir almaktır. Elimizden geldiği kadarınca, gücümüzün yettiği kadarınca bu dönemlerde el atacağız, birbirimizin elini çekeceğiz, tutacağız. Birbirimizi sıkıntıdan kurtarmaya gayret edeceğiz inşallah. Uykunun en derin olduğu zaman sabah namazıdır. Sevap bakımından tabii ki Allah katında çok kıymetlidir ama bir telefonumuz var, duruyor. Onu da bekletmeyelim fazla.